Canlar. Allah ne verdiyse bugün de paylaşırız ha. Allah Allah. Sabah sabah. Geliyorum, geliyorum. Allah Allah. Geldim, geldim. Allah Allah. Evet. Ha, Bergen kızım. Sami amca, günaydın. Ne işin var sabah sabah? Günaydın. Sana da günaydın. Geç içeri. Ne bu telaş? Neyin var? Sami amcacığım, çok önemli bir konu var. Hayırdır? Sami amca, çok büyük bir yardıma ihtiyacım var. Çözsen çözsen sen çözersin. Allah Allah. Ya anlatsana kızım ya. Geç otur şöyle. Ne oldu söylesene. Ben evleniyorum Sami amca. E ne güzel bir haber. Mutluluğu görmek de varmış hayatta. Kim bu şanslı delikanlı? Hı? Neden elimi öptürmeye getirmedin bakayım? Neyin var senin? Niye suratın asık? Aa, bana bak, gönlün yoksa olmaz bu iş. Eğer istemiyorsan ben girerim devreye. Yok yok, öyle değil. Çok seviyorum Cüneyt'i ama... Ne, ne? Aması ne? Cüneytler çok zengin Sami amca, öyle böyle değil. Daha güzel ya. Allah mutlu mesut etsin. Cüneyt beni de zengin sanıyor. Bilemedim işin buralara geleceğini. Nasılsa beni beğenmez, ilgilenmez demiştim. Ya yalan üstüne evlilik kurulmaz kızım. Birbirinizi seviyorsanız gidin oturun konuşun. Halledersiniz bu işi. Olmaz, asla olmaz. İki gün sonra beni istemeye gelecekler babamlardan. Babam? Ne annesi ne babası, ne diyorsun kızım? E söyleyemedim işte yetimhanede büyüdüğümü. Annemin babamın olmadığını. Ya yurt dışında sanıyorlar onları. Bana bir ev, bir anne, bir de baba gerekiyorsa Sami amcacığım lütfen yardım et. Aa, ya nasıl, ne yapabilirim ben? Ne diyorsun sen ya? Ya işte sen dedem olsan, bir aile bulsak bana. Bir de şu eski Yeşilçam'dan tanıdıklarını arasan da bir zengin evi ayarlayıverseler bize ha? Bir getir için, ne olur kırma beni. Ya, bak mutluluğum söz konusu burada. Film içiyoruz kızım. Artık kim tanıdığım kimse kalmadı. Önemli kimse kalmadı ya. Ya yapma sen, ya. Sen koskoca Sami Akyanak'sın. Yeşilçam'ın unutulmaz yönü. Lütfen, lütfen. Olmaz, olmaz. Böyle bir şey olamaz. Thank you.
Ne oldu Belgin kızım? Hülya abla da gelsin, öyle söyleyeceğim. Geldim. Ha. Müşteri vardı dükkanda, bırakamadım. Ha. Ne oldu, ne dedi? Oldu, tamam. Süper ya. Arkadaşlar iyi hoş da o yaşta bir adama oyun oynamak doğrusu benim içime hiç sinmiyor. Fikret abi, Sami amcanın durumunu sen de biliyorsun. Evinden hiç çıkmıyor artık. İyice içine kapandı. Bütün gün tek yaptığı eski filmlerini seyretmek, fotoğraflara bakmak, kuşları beslemek. Eski neşesi yok artık. Doğru söylüyor Belgin. Hem bizimkisi oyun sayılmaz. Böyle eski günlerini anmak gibi bir şey olacak onun için. Böyle tıpkı filmlerdeki gibi. Hem bu bahaneyle eski dostlarını da arar. Onun için de çok iyi olacak, inanın bana. Küçük bir sorunumuz var ama. Ne oldu? Zengin ve yakışıklı damadımız yok. Damat ben olabilirim isterseniz. Oğlum, Sami amca tanımıyor mu seni? Film hilesi yaparız diye düşündüm de. Film mi çeviriyoruz biz burada? Koş çayları tazele, hadi bakayım. Yılmaz'cığım, hem senin yaşın küçük, bize daha büyük biri lazım. Benim aklıma biri geliyor ama o olur mu bilmem. Konuşmak lazım. Kim o Halit amca? Dedesinin saatini tamire getirmişti dükkana. Çok efendi, çok kibar bir delikanlı. Öyle tanımadığımız birine de sorulmaz ki. Tamam. İşin o tarafını sen bana bırak. Tamam derse önden oturup bir kahve içelim ama. Öyle soğukluk olmasın o akşam. Ha yani görücü usulü evlenmem diyorsun. Ya. Alo. Merhaba, ben Sami. Sami Akyanak. Merhaba, nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım, sağ olun. Çok önemli bir konu için sizle görüşmek isterdim, mümkün mü? Güzel, çok güzel. Yarın saat 4'te. Tamam. 4'te görüşelim, teşekkür ederim. Benim saat galiba. Geldiğinizi fark etmedim. Dalmışım da biraz. Eskisinden de iyi çalışıyor. Tıkır tıkır maşallah. Çok teşekkür ederim. Dede yadı geldi biliyorsunuz. Bozulunca çok üzülmüştüm. Dedeniz çok zevkli bir beyefendiymiş. Böyle saatler artık bulunmuyor kolay kolay. Dedem özellikle bu saatini çok severdi. Benim için anlamı çok büyük. Sizden önce iki yere göstermiştim. İki usta da biz bunu tamir edemeyiz. Et seyit Salit usta yapar dediler. Gerçekten saatlerin dilinden anlıyorsunuz. Tekrar teşekkürler. Dile kolay. 55 yıl. Artık saatler benim. Ben de saatlerin dilinden anlar olduk. Vallahi ne diyeyim. Elleriniz dert görmesin. Size bir de gönül borcum var artık. Eğer yapabileceğim bir şey olursa lütfen çekinmeden arayın. Hayırlı işler. Sizden küçücük bir ricam olacaktı aslında. Buyurun, ne demek? Yani yapabileceğim bir şeyse seve seve. Size garip gelebilir ama lütfen hayır demeden önce dinleyin beni. Tamam. Şöyle okkalı birer kahvede içeriz değil mi? Ha. Konu uzun desenize. Buyurun. Oho, Yılmaz. Gel koşun, gel.
Bak bize şöyle iki tane okkalı, bol köpüklü, az şekerli kahve. Tamam. Hadi bakayım göreyim seni. Evet. Gelelim Sade'de. Bak Ferit Bey oğlum. Ay Belgin. Ben hayatımda bundan daha romantik bir şey duymadım. Ne olur ben de geleyim mi? Olmaz öyle şey. Zaten zar zor ikna ettik Sami amcayı. Sen şimdi patavatsızlık yapıp her şeyi açık edersin. Aşk olsun ya. Ne patavatsızlığı mı gördün benim? Tamam ya. Çocuk nasıl, yakışıklı mı bari? Kim? Damat diyorum. Çok güzelmiş. Çocuk mu? Ne çocuğu Gülşen? Elbise çok güzelmiş. Çocuğu soruyorum ben. Nereden bileyim ben? Daha görmedim ki. Hem kabul edip etmeyeceği kadar ilgili zaten. Gel deneyelim. Aa. Ama sonuçta bu elektrik meselesi. Çok güzel değil mi Gülşen? Bilemedim. Eski tip. Naftalin kokuyor gibi geliyor bana. Naftalin değil canım. Romantizm kokuyor. Sen ne anlarsın? Romantik olan senin hiç tanımadığın yakışıklı bir erkekle iki gün sonra nişanlanacak olman. Saçmaladın gene. Sadece oyun bu. Orası hiç belli olmaz canım. İstemeye geldiklerinde bu elbiseyi giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Neden olmasın? Olmaz, çıkar hemen. Sana daha güzel, daha seksi bir elbise almamız lazım. Dur yapma, bozacaksın. Telefon çalıyor. Alo? Halit amca? Aa gerçekten mi? Tamam tamam, geliyorum hemen. Ya ne yapıyorsun ya? Bırak şu elbiseyi. Çocuk kabul etmiş, beni bekliyor. Hemen gitmem lazım. Çabuk çabuk hemen değiştir üstünü. Gördün mü yaptığını? Nasıl çıkaracağım şimdi? Dur, nereye? Ben de geleyim mi? Ne olur. Başka masada otururum. Çıt çıkarmam. Sen artık hiçbir yere gelme. Sonra ara beni o zaman. Konuşuruz. Ah Sami Beyciğim, yıllar nasıl da geçip gitmiş su gibi. Oysa daha dün gibi aklımda mazi. Ya sormayın Türkan Hanımcığım. Ben de nasıl ödüyorum eski günleri anlatamam. Hatırlar mısınız? Setlerde ne güzel ısıtırdık elleri bir sıcak çaylarla. Ne iyi yaptınız da aradınız beni. Bir dostla oturup sohbet etmek iyi geldi bana. İnsan yaşlandıkça yalnızlığa alışıyor, alışmasına da. Neyse. Ne kadar oldu Mehmet Bey'i kaybedeli? 10 yıl oldu Sami Beyciğim. Sizde ne var ne yok? Torun, torba. Ben evlenmedim. Sahi siz benden bir yardım isteyecektiniz. Evet, biraz garip kaçacak ama mecbur kaldım, inanın. Kızım Belgin annesiz babasız büyüdü, yetimhaneden. Fakat o kadar iyi, o kadar güzel, o kadar cici bir kız ki... Yapmış bir cahillik. Çocuğa yalan söylemiş. Şimdi de işin içinden çıkamıyor. Ah bu gençler, akılları bir karış havada.
Belgin Hanım. Ferit Bey siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Ne içersiniz? Kahve. Bol şekerli. İki tane. Biri sade. Nasıl tanıdınız beni? Çok zor olmadı. Kostümünüzden. Kostüm? Konsepte uygun giyindiniz diye düşünmüştüm. Halit Bey durumu anlatınca aynı Türk filmi gibi dedim. Siz de böyle gelince... Tesadüf oldu. Fermuar bozulunca. Ben çok teşekkür ederim. Çok çok sevinecek Sami amca. Durum bu yani Türkan Hanımcığım. Bize bir anne, bir baba, bir de ev lazım. Anne baba kolay ama ev çok zor. Aslında tanıdığım kimse yok öyle evini kullanabileceğimiz. Bizim dönemden de artık hiç kimse kalmadı öyle film çeken. Yoksa bir gece rica ederdik. Yani nasıl işin içinden çıkacağız bilemiyorum. İnanın bana. Hay Allah, ne yapsak ki acaba? Öyle herhangi bir ev de olmaz. Yalı bulmak lazım bunlara. Evet. Bu çocuğun ailesi ne kadar zenginmiş? Çok, çok zengin. Çok zengin. Pardon. Onlar bizim siparişlerimiz sanırım. Ne oldu? Sami amca, sakın çaktırmadın Cüneyt. Ne? Bu çocuk o çocuk olmalı. Aman durumu sakın bozma. Adı Cüneyt. Tamam, tamam. Kalk, kalk. Bebeciğim. Ne tesadüf. Aa, ne güzel tesadüf. Merhaba. Öpeyim Sami Bey. Büyük anneciğim, ne zaman döndünüz Londra'dan? Çok özledim sizi. Buyurun oturun. Sana sürpriz yapmak istedim güzel kızım. Ah dedeciğim, neden sakladın benden büyük annemin döneceğini? Ben de karşılamaya gelirdim. Ay, bir telaş içindeyim, sorma, sorma. Ya ya, öyle hemen aniden karar verdim. Evet. Nasıl, annem babanlar nasıl? İyiler, çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlılar. Şey olacak ya... Beni istemeye gelecekler ya. Hayırlısı. Annem babam ne zaman dönüyor büyük anneciğim? Birlikte gelmediniz sanırım. Nasıl, ne zaman dönüyor? Bu akşam Filiz aradı. Ama Sadir'in biraz işi çıkmış, biraz geç gelecekler. Filiz kim? Ya şakanın sırası mı? Belgin, Allah Allah. Cüneyt Bey oğlum da zannedecek ki annesinin ismini bilmiyor. Cüneyt kim? Ay Cüneyt'ciğim, ilahi sen de. ben şakaya şakayla karşılık vereyim diye o yüzden öyle söyledim. O zaman biz kalkalım dedeciğim. Malum hazırlıklar falan. Cüneyt'i de ailesi bekler. Ben de eve gideyim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Tüh tüh. Umarım anlamamıştır çocuk. Hazırlıksız yakalandım. Hayır, o kadar güzel oynadınız ki tebrik edelim Türkan Hanımcığım. Derim ki bu akşam uygunsanız bana yemeğe gelir misiniz? Şu rolün üstünde birazcık çalışalım. Olur Sami Beyciğim, iyice paslanmışım. Ezber yapmadan olmayacak bu iş. Evet. Sence anladın mı yalan söylediğimizi? Bence çok iyi toparladık durumu. Ama şu isim konusuna falan çalışmam lazım benim. Bir de şu bilmem gerekenlerin listesini bana yaparsanız çok iyi olur Belgin Hanım. İlk olarak bana Belgin demen gerekiyor. İkincisi adın Cüneyt. Tamam. Aslında bu akşam buluşup çalışsak nasıl olur? Süper olur. Çok iyi fikir. Tamam. Ben de bu arada diğer konuları netleştiririm. Kalemin var mı? Kalem var. Telefon numaram. Akşama doğru haberleşiriz. Telefonun yok mu? Var, çantamda. Neden ellerimize yazdık numaralarımızı? Bilmem. Hep bunu yapmak istemişimdir. Tuhaf birisin. Akşama görüşürüz.
Görüşürüz. İstemez. Tamam. Geldim. Ha. Sami amca merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Bunlar ne Sami amca? Bunlar rol dağılımı. Hülya Hanım annen oluyor. Fikret Bey baban. Ben de dedeni oynuyorum. Türkan Hanım da tabii anneannen. Ev ne olacak peki? Bulabildin mi? Eski rejissör arkadaşlarına konuştun mu? Saf ya. Tanıdığım rejissör mü kaldı ya? Hayret bir şey ya. Ev yok mu yani şimdi? Nerede isteyecekler beni Sami amca? Of, mahvoldum ben ya. Ya bence en iyisi doğruyu konuşmak, tamam mı? Başka türlü olmayacak yoksa. Asla olmaz. O zaman da bu oyun da olmaz. Tamam tamam. Evi ben ayarlayacağım. Merak etme sen. Ya, nereden girdin bu işe ya? Öf. Efendim? Alo. Merhaba, benim Belgin. Çok önemli bir konu var. Ne oldu? Ev bulmamız lazım, yoksa yatar bu iş. Sami amca vazgeçmek üzere. Üf, ne yapacağım ben ya? Nasıl bir yer lazım? Aşırı zengin evi lazım. Köşk olur mu? Dalga geçme. Yo, ciddiyim. Gerçekten mi? Yani sanırım bir şeyler ayarlayabilirim. Çok yakın bir arkadaşımın evi. Ailesi yurt dışında. Ya bir problem olacağını düşünmüyorum. Tamam o zaman. Sağ ol. Ne oldu? Köşk tamam. Ne köşkü? Köşk işte. Annemle babamın köşkü. Ayarladım. Daha doğrusu Ferit ayarladı. Sami amca geliyor. Sakın Ferit'i ağzınızdan kaçırmayın. Sami amcacığım. Merhabalar. Geç merhaba. Evet. Sami amca onlar ne? Rolleriniz. Aha. Aman yarına kadar ezberiniz tam olsun yoksa rezil oluruz ha. Aa, benim adım Filiz mi? Evet, benim kızım Belgin'in de annesi. Ben de babası oluyorum sanırım. Hadi kaptın yine Filinta gibi adam Hülya abla. Aa, biz seni böyle mi yetiştirdik kızım? Ne biçim lakırdılar bunlar böyle? Sadri Beyciğim, biz bu kızı hiç iyi yetiştirememişiz. Baksanıza, Lady'lik okulu bile şu lisanını düzeltmeye yetmemiş kuzum. Lady'lik okulu ne ya? Doğru, o biraz abartılı oldu. Bravo, bravo. Tamam, ezbere devam, devam. Sami amcacığım, evi ayarladım ben bu arada. Ay, harika haber. Yani şu iş bitsin, o kadar rahatlayacağım ki sormayın. Merak etme Sami amca. Atlatırız evelallah. İnşallah, inşallah. Ben niye uşak rolündeyim? Ya rolün büyük işi olmaz Halit. Bak ben 60 yıldır bu piyasada her türlü rolü oynadım. 50 yıldır bekliyorum, doğru düz bir rol çıkmadı. Ama şimdi sanki başrol bende. Kamera yok ama olsun. Ya Sami amca, sen bizim kalbimizin canısın. Var ya, her şey bu senin tatlı dilinden çıktı ya. Bari şöyle amca rolü falan olsaydı canım. Kardeşin olabilirdim örneğin. Ya ufal da cebime gir ya. Aramızda en az 10 yaş fark var ya. Hayret bir şey ya. İyi çalışmalar. Hala dünkü delikanlı sanıyor kendini. Peh. Ya Halit amca tamam ama biliyorsun Sami amca için yapıyoruz bunu. Ben dükkanı boş bıraktım. İzninizle. Bakın hepinize söylüyorum. Ben öyle evet efendim, sepet efendim falan demem bu Sami'ye. Dilsiz uşağım ben, anladınız mı? Dilsiz. O kadar. Ben de diyorum ne zaman girecek bunlar birbirine böyle.
geldiniz. Hoş buldum Sami Beyciğim. Geldikleriniz. Sami Beyciğim, ne kadar zahmet etmişsiniz böyle. Aa, ne zahmeti canım, buyurun. Benim için bir zevk. Çantanızı alayım. Zahmet olacak. Aa, rica ederim. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. İş mi bu ya? Selam. Selam. Vakitsiz geldim sanırım. Yok yok, gel içeri. Kahve döktüm de yere. Bu taraftan. Kağıtları siler misin sen? Tabii. Amma detay varmış burada. Sorma. Sami amca işte. En ince ayrıntısına kadar planlamış. Filiz'in en sevdiği renk mor. En sevdiği çiçek leylak. Filiz annen de değil mi? Dur bakayım. Evet annem. Sadri de babam. Ben hala annemin en sevdiği rengi bilmiyorum. Ben de hiç bilemedim. Ters bir şey mi söyledim ben? Acıktın mı? Dürüm mü söylesek ha? Yani dürümle çok aram yok ama... Olabilir. Dürümle insanın arası olmaz olur mu hiç? Sen doğru dürümü yememişsin. Bu geceden sonra dürümün hastası olmazsan bana da Belgin demesinler. Tamam, söyleyelim o zaman. Alo, sipariş verecektim. İki Adana bol soğanlı. Soğanlı olur değil mi? Bir tanesi soğansız olacakmış. Ne içersin? İki şalgam suyu. Evet, bu kadar. Turşuyu unutmayın ama. Geçen sefer turşuyu unutmuştunuz. Bu sefer duble olursa süper olur. Evet evet, adresim sizde kayıtlı. Teşekkürler. Parmaklarını yiyeceksin. Şimdiden acıktım. Geç getirmeseler bari. Ne güzel bir yermiş burası. Öyledir. Çocukluğun burada mı geçti? Yani öyleyse çok şanslısın. Üniversiteyi kazanınca bir arkadaşımla bu evi tuttuk. Okul bitince o memleketine döndü. Ben kaldım. Ben yine yanlış bir şey söyledim galiba. Yok, sen bir şey yapmadın. İşte bu aile maile geçmiş muhabbetleri beni biraz geriyor. Yetiştirme yurdunda büyüdüm ben. Annem ve babam sanırım ben bebekken ölmüş. Yani öyle olduğunu düşünüyorum beni bıraktıklarına göre. Olsun, bak burada yeni bir ailen olmuş. Sami amcadan bahsetsene bana biraz. Ya Sami amcam bir tanedir. Eski Yeşilçam oyuncusu biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Halit Bey bahsetmişti. İşte şu aralar pek iyi değil. Yani evinden bile çıkmıyor. Eski neşesi yok artık. Siz de ona bir oyun oynayalım. Tekrardan hayata bağlayalım dediniz. Benim fikrimdi. Yani başta mantıklı geldi ama şimdi biz neye kalkıştık böyle diyorum. Ne güzel ama böyle birbirinizi kollamanız. Keşke benim de böyle dostluklarım olsaydı. Çok isterdim biliyor musun böyle mütevazi bir yerde büyümeyi. Ne o? Sen köşklerde, saraylarda mı büyüdün? Her şeyi olan ama bir türlü mutlu olamayan zengin şımarık çocuklarından mısın yoksa? Sakın öyleyim deme. Yok, hayır.
Babamın tayinleri yüzünden. Ya devamlı şehir değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden bir yere ait olma durumu çok güzel geliyor bana. Baban? Öğretmen. Geldi. Al bakalım. O kadar nazik olma. Soğutacaksın, tadı kaçacak. Tamam. Tamam, tamam. Hmm. Gerçekten dediğin kadar varmış. Hmm. Ama olmaz ki ya. Ya o kadar da uyardım. Ne oldu? Turşuları unutmuşlar gene. Tamam, bir dahaki sefere o zaman ilk önce turşuları söyleriz. Sonra dürümleri söyleriz. Olur mu öyle şey ya? O zaman hakkımızı arayalım. Zorla isteyelim turşuları. Pes ediyorum. Sen benden de deli çıktın. Hacı acı soğuyor. Çok güzelmiş gerçekten. Hı-hı. Oh. Çok hızlı yedik. Rekor kırmış olabiliriz. 4 dakika. Dedeni çok mu seviyordun? Beni hayatta anlayan tek kişiydi diyebilirim. Spor kıyafetlerle köstekli saat kullanmak bayağı değişik olmuş ama. Bunu çay bahçesine yetmişler kıyafetleriyle gelip böyle fırfırlı elbiseye gelen kız mı söylüyor? Of, güldürünce daha da ağrıdı. Ya biraz yürüsek mi, ne dersin? Sonra çalışalım. Aynen. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Sami Beyciğim, şu bölümde bir değişiklik yaptım. Sizce uygun mudur? Tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Karnın ağrımıyor mu senin? Dondurma iyi fikir mi sence? Hiç iyi fikir değil. Ama seviyorum, ne yapayım? Hala çilekli dondurmayı üzülüyor olamazsın. Ya bittiğine inanamıyorum. Çilekli dondurma nasıl biter ya? Turşudan sonra 2 oldu bu. Aa. E ben bunu neden düşünemedim? Neyi? Çilekli değil, böğürtlenli oldu. Delisin sen. Ne güzel bir yermiş burası. Ben de çok seviyorum. Burada yaşadığın için çok şanslısın. Kiramı zor ödüyorum gerçi ama olsun. Sahi sen ne iş yapıyordun? İngiliz dili edebiyatı okudum. Yazları tur rehberliği yapıyorum, kışın da çeviri falan işte. İstanbul benden sorulur diyorsun yani. Yani. Fener'deki yerini biliyor musun? Ne yeri? Şaka yapıyor olmalısın. Sen turistleri nerelerde gezdiriyorsun? Müzeler, saraylar falan. Ya tamam. Oralar da güzel tabii de. Yani ne bileyim. Şöyle denizin kenarında oturmadan, mangalda balığını yemeden İstanbul'da yaşadım diyemezsin ki.
Tamam tamam. Müzelerden sonra turistleri oraya da götürürüm. Yarın işin var mı? Yok. Neden sordun? Yarına gidelim mi? Bakalım dürüm mü daha güzelmiş, balık mı? Dürüm. Dürüm. Tamam gidelim. Bu arada kimin evini ayarladın söylesene. Bir arkadaşım. Zengin arkadaşlarım var demek. Sen neden bu kadar takıksın zenginlere? Haksızlık gibi geliyor bana. Yani bir tarafta yaşamak için paraya ihtiyacı olanlar, diğer tarafta parasını ne yapacağını bilemeyen zenginler. Emin ol, o zenginlerin büyük kısmı sizin bu mahallede paylaştıklarınızı yaşamak için servetinden vazgeçer. Hiç sanmam. Şu evini kullanacağımız arkadaşına sor bakalım, vazgeçer mi? Son dakika bir sorun çıkmaz değil mi? Yok, çıkmaz. Merak etme. Pardon. Kazara oldu. Kusura bakma. Öyle birden eğilince ben de... Hadi hadi, daha çalışmamız lazım. Uyuyakalmışım. Günaydın Türkan Hanımcığım. Saat geç olmuştu. Sizi uyandırmak istemedim. Çok güzel uyuyordunuz. Saat kaç oldu ki? 8'e geliyor. Ben gideyim o zaman. Ay lütfen, kahvaltıyı beraber yapalım. Ben sizi evinize bırakırım. Yok Sami Beyciğim, size zaten yeteri kadar zahmet verdim. Lütfen. En azından sabah kahvaltıma eşlik edecek biri olsun. Peki o zaman. Ben de çayı demleyeyim. Teşekkür ederim. Ay Belgin, inanmıyorum sana ya. Adamı öptün mü pat diye? Öyle mi dedim ben sana? Çarpıştık gibi oldu yanlışlıkla. Sen daha çarpışmakla öpüşmek arasındaki farkı anlayamıyorsun Belgin. Bir his, bir elektriklenme oldu mu aranızda? Ben korktum, geri sıçradım. O da özür diledi. Bravo Belgin. İnsan ayağına gelen kısmeti nasıl teper? İşte böyle. Sonra ne oldu? Eve geldik işte. Sonra? Biraz çalıştık, sonra gitti. Gider tabii. Kibarlık yapıp biraz oturmuş en azından. Efendi çocukmuş. Of Gülşen ya. Bir git başımdan. Sabah sabah dayandın kapıma. Açsaydın telefonlarını. Uyuyordum diyorum ya. Uyuyor. Kalk çabuk, gidiyoruz. Bu işi çözmemiz lazım. Sen çık Gülşen, ben... Uyan! Simitçi!
Boncuk. Aa, kuşlarınız mı var? Evet, her sabah beraber kahvaltı yaparız. Simitçi, taze simitlerim var. Ha, simitçi. Buyurun efendim. Bize iki tane simit. Tamam efendim, buyurun. Simitçi, taze simitlerim var. Sıcacık. Oo. Mis gibi koktu valla. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Baştan anlat bakayım şunu. Ya baştan anlatacak bir şey yok. Bana geldi, rollerimize çalışacaktık. Ama acıkınca dürüm söyledik. Dürüm bende şişkinlik yaptı, yürüyüşe çıktık. Sonra da çarpıştık. Çarpışma mı, öpüşme mi belli değil. Başka ipucu var mı? Ne ipucu Gülşen, delirtme beni. Belgin abla, o adamla ilgili problem mi var ya? Varsa bilelim yani. Yok ablacığım. Hadi sen işinin başına. Bak ustan nasıl da ters ters bakıyor sana. Ne oluyor buna ya? Ben de onu soruyorum. Ne oluyor acaba size bu sabah? Gül gibi çocuğu elinden kaçırdın. Bugün söylerim de kaçmaz. Bugünle mi görüşeceksiniz? Balık yemeye götürecekmiş beni. Ne? Niye şimdi söylüyorsun bunları bana? Ben de geleceğim. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun doğru düzgün. Saçmalama, olmaz. Telefonla arayayım bari. Konuşulanları dinlerim. Kenan abicim, çok teşekkür ederim. Ya Ferit Bey oğlum, hiç içime sinmedi bu araba olayı. Bunun huyusu hiç belli olmasa pat diye yolda bırakır adamı. Bırakmaz, bırakmaz. Sen merak etme. Stop ederse hemen çalıştırma motoru. Biraz dinlensin. Olur mu? Tamam, tamam. Sen merak etme. Hadi görüşürüz. Bak. Hay Allah. Hadi canım. Yapma, yapma güzelim. Pardon, bir saniye. Yapma be. Selam. Selam. Ya kusura bakma, çok bekletmedim umarım. Kendisiyle biraz sorun yaşadık da. Yok sorun değil. Yeni inmiştim ben de. Ne tatlı araba. Bu da mı dedenden? Sayılır. Teşekkür ederim.
Ne güzel yerler değil mi? Gerçekten öyle. Sen bir de gittiğimiz yeri gör. Vay. Hadi be oğlum ya. Sırası mı şimdi? Bozuldu mu? Hayır. Motorun soğumasını beklememiz gerekiyor. Nereye? Nereye? Hadi. Kusura bakma lütfen. Her şey iyi olsun diye uğraştıkça böyle oluyor. Bence iyi ki bozuldu. Yoksa tam burada durup denizi izleyemezdik. Gerçekten bu senin için problem değil mi? Geç kalmamız bir sorun değil öyle mi? Planlamadığımız anlar daha güzel değil mi sence de? Hatta gidemezsek bile aç kalmayız. Bak. Sen yanında hep simit mi taşıyorsun? Hayır. Sadece bir itirafta bulunayım mı sana? Ben aslında pek balık sevmiyorum. O yüzden de her ihtimale karşı tedbirimi alayım demiştim. Bir dakika, bir dakika. Sen balıkçıya gidip masanın altında gizli gizli simit mi yiyecektin? Hadi bakalım küçük hanım, gidiyoruz. Bu akşamdan sonra balık sevmezsen benim adım da Ferit değil. Hadi. Dur bari, simidi kuşlara vereyim. İnşallah soğumuştur. Bir de ben mi denesem? Sen bilirsin. Ama işe yarayacağını zannetmiyorum. Öyle değil. Hadi tatlı araba. Bizi yolda bırakma. Bak, Ferit abin çok üzüldü. Bana bugün o balıkları yedirmezse iç rahat etmeyecek. Çok güzel. Şimdi de dalga geçiyorsun. Yo, dalga geçmiyordum. Bu işe yarayan bir yöntemdir. Ben kaç tane ev aletimi böyle çalıştırdım biliyor musun sen? Bak gör, çalışacak şimdi. Ben ne dedim sana? Çalıştı işte. Olur mu canım öyle şey? Tesadüf bu. Ya öyle deme. Her şeyin bir ruhu var. Küserse kalırız gene yolda. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Zarif baba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Aa, oluyor mu öyle? Hiç öyle efendim efendim olur mu kızım? Tamam Zarif baba. Hadi, hadi gelin bakalım. Deniz kenarına hazırladım masanızı. Buyurun geçin. Nasıl? Beğendin mi burayı? Hem de çok. Böyle bir yerin olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Cennet gibi burası. Çok sık geliyor musun? Kafam attıkça geliyorum. Kafan çok sık atar mı peki? Herkes kadar işte. Bazen bunalıyorum içinde olduğum hayattan. Ne isterdin peki? Sessiz, sakin bir hayat. Duyan da holding yönetiyorsun sanacak.
Boş verelim şimdi bunları. Tadını çıkartalım buranın. Buyurun. Afiyet olsun çocuklar. Zarif baba, çeksene sen de bir sandalye. Hele bir siz yiyin, sonra gelirim. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Öyle değil. Böyle yiyeceksin. Kılçığıyla yiyemem ki ben. Sen daha önce Zarif babanın pişirdiği balığı yememişsin de ondan. Aç bakalım ağzını. Kılçıksız bu. Ya. Kılçığın nerede? Yokum gibi. Sen yavaş ye de sonra karnın ağrıyacak. Çok yedim. Çok ve hızlı yedim. Ama ne yapayım, çok güzeldi. Her gün balık yiyebilirim. Her gün gelelim mi buraya? Sen istersen her gün geliriz. Hep böyle boş mu burası? Yo. Zarif baba biz geliyoruz diye kapalıyız demiş herkese. Baş başa olalım diye mi? Ben çok uzun zamandır böyle güzel bir gün geçirmemiştim. Çaylar da geldi. İçmez miyiz? Sen de bizimle içersen içeriz Zarif baba. Selam. Nasılsın? İyiyim. Aslında çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Ve sonuçta bu akşam nişanlanacağız. Ya Ferit öyle deme. Daha da heyecan yapıyorum. Tamam. Akşam kaçta gelelim biz? 7:30-8 iyi bence. Tamam. Anahtarları kapının yanındaki kutuya bırakmıştım. Adresine mesaj attım. Tamam. Bir sorun çıkmaz değil mi? Çok gerginim ben. Annen babanı ayarladın mı? Ezberlediler değil mi? Yok. Yani sorun çıkmaz. Merak etme sen. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ya ne yapıyorsun? Ay inanamıyorum evlendiğine. Ya saçmalama. Orası çok belli olmaz gerçi tabii. Nasıl? Bence bu. Sadri. Nerede kaldı bu kız? Ay beni isteyecekler sanki akşam. Of. Belgin'i görene aşık olsun. Gerçekten gelse de konuşsak Hülya Hanım. Hülya kim Sadri? Hülya abla, orta yaptım seninkine. Sağ ol canım. Hülya dedi. Ne diyecek Sadri? Hülya diyecek tabii. Ben de Hülya dedim. Ama Fikret Bey, bak şimdi çocuğun ailesinin yanında siz bana Hülya derseniz, Allah korusun ağzınızdan kaçırırsanız rezil oluruz. İyi de rol yapan biziz zaten. Çocuk da bizden. Onu doğru söyledin. Aa, Sami amca, bu ne şıklık? Çok heyecanlıyım çocuklar ya. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Sen hiç merak etme Sami amca, o iş bizde. Ezberleriniz tamam mı? Aa, hiç merak etme Sami amca. Verdik kızı gitti. Aa, yok öyle kolay kolay kız vermek yok bizde ya. Allah Allah. Neyse. Ben gideyim de bir sakal tıraşı olayım ha. Erkek tarafına ayıp olmasın. Ya sen de şu saçını sakalını toparla ya. Of. Tamam babacığım.
var? Ne oldu? Niye gülüp duruyorsun sürekli? Öptü beni. Çarpışmış da olabilirsiniz. Orası belli değil. Yok. Gerçekten öptü bu sefer beni. Dalga geçiyorsun benimle değil mi? Niye anlatılmıyor bunlar bana ha? Ya kızma hemen. Ben bile inanamadım. Bir anda oldu. Ne bileyim hep dalga geçerdim ama... Sanırım beyaz atlı prensler varmış. Kızım gittikçe romantizm seviyesi artıyor farkında mısın? Ya. Film gibi. Hiçbir şey de kaçmıyor kızım. Ya hadi Hüseyin ne bekliyorsun ya? Şöyle bir sinek kaydı yap beni bakalım. Abi yaparım yaparım da. Hadi Hüseyin önce ben geldim ben. Ya ne fark eder benim işim daha önemli ya. Allah Allah. Ne alakası var canım? Ya ne demek ne alakası var? Bugüne bugün gelinin dedesiyim tamam mı? Bugün kız istenecek. Böyle sakallı mı çıkayım ya? E Belgin benim de torunum sayılır. Ya senin nereden torunun? Sen uşağısın ya. Sen dua et. Dua et ki. E ne olur kime dua edeceğim? Belgin'e dua et. Ben aşağıdaki berber dükkanına gidiyorum. Abi Aygül ya ama. Ah çayını da unutmuş. Ya neyse neyse sen hadi sür başla bakalım Hüseyin'cim başla. Sami amca nerede kaldı acaba? Arabayı garajdan alacaktı. Of geç kalacağız. Biner taksiye giderdik. Vallahi ben de öyle söyledim ama tutturdu arabayla gideceğiz diye. Ha şu gelen o mu? Aynen. Merhaba. Oo Sami amca, araban da çok kıyakmış ha. Ha ya bu emektar lazol yapmadık biz. Hadi geçin arkaya. Hepimiz mi? Ya sığarsınız arkası geniş. Hadi geç kalacağız. Ayşe ablacığım, Kenan abi anladınız değil mi? Bak sen annemsin, sen de babam. Ne olur gözünüzü seveyim bak kızın ailesinin yanına bir şey çaktırmayın. Bana biraz karışık geldi durum. Ferit Bey oğlum ne gerek vardı böyle oyunlara? E vardı bir gereği Kenan abi. Sen rolüne odaklan. Biz şimdi bu kızı gerçekten isteyeceğiz mi Ferit oğlum? Gerçekten değil Ayşe ablacığım. Ama kısmetse o da olur. İki defa mı isteyeceğiz aynı kızı? Bak oğlum ben yokum ikincisinde annem baban istesin. Tamam tamam. Daha vakit var. Şurada güzel bir restoran vardı. Hadi gelin yemek yiyelim. Ya o heyecandan açlık mı kaldı Ferit Bey oğlum? Hadi hadi. Gel. Gel Kenan abi gel. Amcacığım biraz gaza mı bassak? Biz gidene kadar evlilik yaşım geçecek. Ay içerisi de çok sıcak oldu. Cam falan mı açsak acaba? Atın ya çocuklar acele işte şeytan karışır. Gidiyoruz işte sakin sakin. Ya. O kadar sakin gidiyoruz ki esmiyor bile. Kapa kapa. Çocuklar sakin olun biraz. Sami Bey araba kullanıyor Allah korusun. Bas gaza Sami amca hava karardı. Erkek tarafı bizden önce gelecek. Ay doğru evet. Söylüyor. Gerçekten çok kızım. Ne oluyor? 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 Ne ya acelemiz var ya. Ben tam şeride girerken çevirdiniz zaten ya. Bırakın gidelim. Beni istemeleri lazım memur bey. Lütfen gidelim. Kızı vermemiz lazım memur bey. Siz annesi misiniz? Evet.
hem hayır. Siz babasısınız ama değil mi? Tam değil. Ne yaptınız? Evlat falan mı edindiniz yani? Çok hassasım, bu konulara hiç girmeyelim. Ya bakın, sabahtan beri çok garip bir hikaye anlatıyorsunuz. Devlet memurluğu alay etmekten hepinizi tutularım şimdi ha. Beyefendi siz anlatın. Bu dilsiz mi bu beyefendi ya? Bu gece için öyle. Tamam, biz en iyisi bu olayı karakolda çözelim. Çünkü bilgiler çok şaibeli, ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani organize suç çetesi misiniz, nesiniz belli değil ya. Ben açıklayayım durumu memur bey. Buyurun. Şimdi Belgin kızımızı istemeye gelecekler. O yüzden bizim acilen eve gitmemiz gerekiyor. Şöyle ki evde bizim değil, içeride nasıl gireceğimiz meçhul. Haneye tecavüz yani. Ay, hayır asla. Anahtarla gireceğiz değil mi kızım? Evet. Anahtarı bulmamız lazım ama önce. Sonuçta ev bizim değil. Bak hala başkasının evi diyor bu. Ama bu gece için bizim. Hülya abla. Hanımefendi siz gösteri sanatlarından falan mısınız? Ben değil. Sami amcayla Türkan Hanım öyle. Ya tamam da ananız babanız değil mi onlar sizin? Bu gece için öyle. Peki yarın? Yarın Allah kerim. Hele hayırlısını şu geceyi bir atlatalım da. Ya bu gece burada ne oluyor? Biri bana açıklasın ne olur ya. Memur bey neyse cezanız kes gidelim Allah aşkına. Ya bu kızı bir an evvel evlendirmemiz lazım. Ya bey amca ben de ceza yazmak istiyorum. Ben de istiyorum ama neyden yazayım onu çözemedim. Yani bu sadece bir şerit ihlali gibi durmuyor. Bu işin içinde başka bir şeyler var. Bak ben sana bir şey diyeyim bey amca. Benim gözüm bu ikisini hiç tutmadı. Yok öyle bir şey yok ya. Bak bey amca eğer sizi zorla kaçırdılarsa bana söyleyin. Ben çözerim. Yok öyle bir şey yok. İşten nasıl yırttık Sami amca? Helal olsun sana ya. Ne dedin polise? Ya sete gittiğimizi söyledim. Sizin de oyuncu olduğunuzu. Hala dedim rollerinden çıkamadılar. Vay be, inandı mı buna peki? Yok ya, inanmadı tabii ama benim eski filmlerimden birini hatırladı. Böylece yırttık. Aslan Sami amcam be. Yalnız çok geç olmadı mı? Nasıl yetişeceğiz? Az kaldı, geldik sayılır. Hay Allah, görüyor musun? Erken geldik. Nerede kaldı bunlar böyle? Trafikte kalmışlardır Ayşe abla. Gelirler şimdi. Geldiler. Bırakın bakınmayı. Hadi sen yerine, siz de salona. Hadi. Vay be. Evin girişimle benim evimin 5 katı. Sami amca, siz şu tarafa geçseniz, Hülya ablalar da oraya otursa. Ama böyle olunca sırtımız kapıya dönük kaldı. Çok ayıp olur. Doğru söylüyorsun. Nasıl yapsak? Siz böyle gelin isterseniz.
Hoş geldiniz. Bu taraftan buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun geçin, oturun şöyle lütfen. Hoş bulduk. Dağda nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eviniz çok güzelmiş. Teşekkür ederim. 4 kuşaktır biz bu köşte yaşarız. Dedemin dedesi, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, paşaymış. Biliyorum efendim. Belgin bahsetmişti. Hatta paşa dedemin bir tablosu olması lazım bir yer. Nerede kızım? Paşa dedemin tablosu nerede? Anneciğim nerede gerçekten? Nerede? Nerede? Çerçevecide. Çünkü yeterince varaklı değildi. Onun için paşa dedemize yaraşır bir şekilde güzel güzel varaklanacak inşallah. İnşallah, inşallah. Nermin Hanımcığım, daha nasılsınız efendim? Efendim Ferit oğlum, bir şey mi istemiştin? Ferit kim hanımefendi? Ferit benim dedem. Ferit Paşa. Sami amcacığım. Bizim de soyumuz saraylara dayanıyormuş. Halit efendi, misafirlerimize bir sorar mısınız? Ne arzu ederlermiş? Size ne ikram edebilirim? Zemzem suyu, şerbet. Özellikle şerbeti tavsiye edeceğim. Çok özeldir. Kökü saraya dayanıyor. Çok özel, sihirli bir formül. Enfestir. Kahve mi içsek artık acaba? Kızımız dünden gönüllüymüş bu evlilik işine sanırım. Yok, siz yanlış anladınız efendim. Babacığım artık konuya mı girsek? Aldık gitti kızı. Vermem öyle kolay kız. Bakkaldan elma mı alıyorsunuz? Babacığım göründüğü gibi değil. Açıklayabilirim. Baba mı? Nasıl yani? Bu ev senin mi? Belgin, açıklayabilirim. Dinle beni. Ferit oğlum, neler oluyor? Kim bu insanlar? Anneciğim, açıklayacağım. Dinleyin beni. Ya bir Ferit'tir gidiyor. Ferit kim hanımefendi? Şöyle, ben kahveleri yapsam, sonra konuşsak ha? Kimse bir yere kımıldamıyor. Evimde neler dönüyor derhal açıklayın. Bana yalan mı söyledin Ferit? Belgin, lütfen açıklamama izin ver. Daha fazla yalanlarını duymak istemiyorum Ferit. Resmen dalga geçtin benimle. Şimdi gidip arkadaşlarına anlatıp gülebilirsin. Saçmalama. Senin olan her şey gerçekti. Daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Belgin. Yapma böyle lütfen. Belgin. Belgin lütfen. Belgin. Belgin. Böyle bitemez.
Orhan, Ferit'in halini hiç beğenmiyorum. Ben de beğenmiyorum. Günlerdir işe gelmiyor. İyice boşladı. Üzerine çok mu gittik acaba? Yok, az bile yaptık. Yokluğumuzu fırsat bilip çevirdiği oyunlara bak. Seviyorum diyor bir de. İlk başta çocuklara kızdım ama onlara sonradan hak verdim. Her işte bir hayır vardır diye. Belgin de inadından vazgeçse bari. Zamanla her şey unutulur. Belgin kızım, gel otur şuraya. Neredesin? Gel otur şuraya. Aa, kapadın kendini, yüzünü gören cennetlik yani. Markete gitmiştim Sami amca. Kahve içer misin kızım? İstemiyorum Türkan teyze. Eve gideceğim zaten. Yapma, harap ettin kendini. Beni de üzüyorsun. Üzülme geçer Sami amca. Unuturum nasılsa. Dilin öyle söylüyor ama gönlün başka söylüyor. Bak kızım sayılırsın. Babayın sözü dinle. Barış şu Ferit'le. Asla. Asla konuşmam onunla. Yalancının teki o. Alay etti benimle. Utanmadan her şeyi sakladı benden. Ya seni sevdiği için söyledi bunları kızım. Onun sevgisi de yalan. Ben bilmez miyim bu zenginleri? Bir heves işte. Ha, bu ikisi birbirinden deli ya. Hay Allah. Ne yapacağız? Evlat, konuşmuyor mu hala? Konuşur, konuşur, merak etme. Zaman tanı biraz. Aşk olur. Böyle kolay kolay yok olmaz. Yanılıyorsun Zarif abi. Sevse konuşurdu. Denemediğim yol kalmadı. Belgin, yapma böyle. Bırak Besim artık, lütfen. Asla.
Bana inanana kadar asla bırakmayacağım. Beni ne görmek ne de dinlemek istemiyor. Birbirine böyle bakan iki insan böyle kolay kolay ayrılamaz. Ancak böyle naz yapar. Tamam anladım. Sinirlisin. Ama en azından evden çık, hava al. Git başımdan Gülşen. Ayrıca çocuk sana ne yaptı? Ne kötülüğünü gördün? Zengin diyorum. Neyini anlamıyorsun? Ben de senin neyi anlamadığını anlamıyorum. Zenginse ne olmuş? Ne ben onun dünyasına aitim ne de o benimkine. Olmaz o iş. Harice yalan söyledi. Of. Açsana şunu. Efendim Hülya abla. Ne? Hemen geliyorum. Koş Gülşen, Sami amca fenalaşmış. Ne diyorsun? Senin ne işin var burada? Tümkü Hanım haber ver. Ah Sami ya! Yapılır mı bu bize? Ne oldu sana? Ah Belgin. Geldin mi kızım? Geldim Sami amca, geldim. Söz veriyorum iyileşeceksin. Fikret abi tekrar ara ambulansı. Ne olursunuz bir şeyler yapın. Gidiyorum. Hay Allah! Nerede kaldı bu ambulans? Arabayla gidelim hastaneye. Ay, ay çocuklar dinleyin beni. Sizden bir isteğim var. Söyle ne istersen yaparım. Çok vaktim kalmadı. Ah, mürüvvetinizi görmedim. Bari barıştığınızı, kavuştuğunuzu göreyim. Ama... Sizden bir tek isteğim bu. Ah, hadi sarılın birbirinize, barışlarınızı göreyim. Hayır, hayır lütfen. İyileşeceksin Sami amca. Ay, kızım, sen bu çocuğu seviyor musun? Sami amca. Belgin'den beni affetmesini isteme. Onu zorlama ne olur. Onu o kadar çok seviyorum ki... Üzülmesine dayanamıyorum. Sami amcana son isteği bu. Belgin, hadi inat etme Belgin, hadi. Ay. Sami amca. Sami amca çok seviyorum Ferit'i, affettim. Sami amca lütfen ölme. Sami amca ben sensin ne yaparım? Ay. Sami amca. Ay. Çocuklar, ay barıştığınızı, sarıldığınızı göreyim. Son dileğim bu. Ah. Ah. Seviyorsunuz değil mi birbirinizi? Seviyorsunuz değil mi birbirinizi? Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum Sami amca. Oh be. Nihayet ya, senden de iki laf alana kadar gerçekten ölüyordum be. Çal aç aç aç. Hoppa! Oh. Ya. Ama sen? Ya biz eski toprağız. Sizin mutluluğunuzu görmeden gitmeye niyetim yok. Hep siz mi film çevireceksiniz? Bu sefer de biz sizi oyuna getirdik. Alacağın olsun Sami amca. La 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 la